Herkese merhaba millet. Valorant'ın bu durgun dönemine istinaden açıkçası video konu olacak çok önemli şeyler olmuyor. O yüzden bu videoya az da olsa ilgimizi çekebilecek bir şeyler toplandığı için geç atıyorum. Bilginiz olsun. Videomuza geçmeden önce bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz çekilişi kazanan arkadaşı ekranda görebilirsiniz. Bana Discord üzerine ulaşabilirse kendisine hediyesini takdim edebilirim. Ayrıca bu video özel bir çekiliş daha yapalım. Aranızdan bir kişiye 1410 Valorant puanı verelim kanala abone olup videoyu beğenip yorum yazmanız yeterli. Bildiğiniz üzere dün Premier Beta'nın Heaven maçları oynanmıştı. Bugün ise playofflar var. Katılacak arkadaşlar şimdiden bol şans diliyorum. Playoffları oynayabilmek için daha önce de bahsi geçtiği üzere takım olarak 375 ve üzeri bir puana sahip olmanız gerekiyor. Ayrıca harita seçimi olacak mı diye soran birkaç arkadaş olmuş. Ve evet harita banlama ve seçimi olacak. Takım liderleri harita banlama ve seçimleri yapabilecek. Seçim yapmayan takım ise savunan taraf mı yoksa saldıran taraf mı diye nerede oynayacaklarını seçebilecekler. Bir diğer konu ise hatıralar geçidi 4 yani run it back koleksiyonu geçtiğimiz günlerde mağazaya eklendi. 30 Mayıs'a kadar mağazamızda bulunacak olan bu setin fiyatı ise 5950 Valorant puanı şeklinde belirlenmişti. Koleksiyonun içerisinde önceden de bildiğimiz üzere yağmacı Phantom, Köken Frenzy, Soğuk Çelik Operatör, Fatih, Marshall ve Neptune Guardian mevcut. Siz bu koleksiyonda hangi skinleri görmek isterdiniz? Sizce hangi skin gelse daha iyi olurdu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve geçenlerde bir uygulama keşfettim ve hayır bu bir sponsorlu video değil. Plink adındaki bu uygulama internet üzerinden birçoğumuzun arkadaşının kullandığı bazı uygulamalar gibi bir sisteme sahip. Oyuncular üyelik açıp oynadığı oyunları veya oyun profillerini oraya ekliyorlar. Ve karşısına çıkan insanları sağa ve sola atarak birbirleriyle eşleşiyorlar. Arkadaşınıza söyleyin. Eğer yabancı dilini falan geliştirmek istiyorsa tavsiye edebilirim. Ayrıca son zamanlarda karşıma çok kez çıkan bir bugdan bahsedeceğim. Bazı Türk Twitch yayıncılarında bunu yaptığını gördüm ama bunu denediğinizde veya maçta kullandığınızda ban yeme ihtimalinizden bahsediliyor bilginiz olsun. Ekranda da görmekte olduğunuz Raze ile yapılabilen bu bind bug'ı hepimizin yakından tanıdığı Twitch yayıncısı Tarek'in de yayınına konu oldu. Şimdi bu bug nasıl yapılıyor, nasıl oluyor falan derseniz bir ona geçelim bir bakalım. Şimdi gelelim bu bug'ın nasıl ortaya çıktığına. Bu ortadaki demire kendinizi bir şekilde boostladığınız zaman orada havada asılı kalabiliyorsunuz. Ve short'u çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu Omen TPC, Sage Duvarı, Jet Q'su işe yarar mı? Açıkçası denemek lazım. Ama Satchel ile şu gördüğünüz köşeye bir tane Satchel bıraktığınızda direkt olarak buraya oturabiliyorsunuz. Bu yanlara yürüdüğünüz anda düşeceksiniz ve böyle bir görüşünüz oluyor ve mermileriniz de çok rahat bir şekilde, stabil bir şekilde gidecektir. Biraz günden biraz sohbet muhabbet olan videomu izlediğiniz için teşekkürler. Çekilişe katılmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hemen abone ol.